Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd, yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salatü ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Bu videoda inşallah sizlere Kur'an'da ve sünnette geçen bir ashabtan bahsedeceğim. Bu ashabın ismi Ashab-ül-Uhdud. Konu hayat rehberimiz olan Kur'an'da geçiyor. Kur'an'ın Buruç suresinde geçiyor. Ve Allah Celle Celaluhu bu Buruç suresinde halkı zulüm ve işkence altında dininde etmeye çalışan ve bunu daha da ileri götürerek derin bir hendek kazıyarak içine de odunlar doldurarak Allah'a iman edenleri bu yakmış olduğu hendeğe atmak suretiyle kendince zulmediyor, cezalandırmaya çalışıyordu. Bunun sebebi ise o zalim krala baş kaldıran, onun zalim olduğunu ve gerçek manada onu da yaratanın Allah olduğunu söyleyen bir çocuk ve o çocuğun yakmış olduğu, çakmış olduğu, başlatmış olduğu hak davasına kralın bir türlü galip gelemeyip bütün hile ve desiselerine rağmen mağlup olduğu ve halkın o çocuğa inanmaması için elinden geldiği bütün hile ve desiseleri kullandığı halde halk yine de çocuğun Rabbine yani Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyor. İşte halkın iman etmesinden sonra bunları kendi imanlarından yani Allah'a olan imanlarından döndürebilmek için büyük bir ateş yakıyor ve halkı bu ateşle tehdit ediyor. Buruç suresinde hikaye buradan devam ediyor. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde ise Süheyb İbni Sinan Er-Rumi'nin rivayet ettiği ve Müslim'de geçen hadisinde ise o çocuğun hikayesi anlatılıyor. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin birleşip vermiş olduğu habere göre Ashab-ül-Uhdud hem Kur'an'da hem de sünnette konu edilen bir kıssa olmakla birlikte aynı zamanda kıyamete kadar bütün hak davasını güden kişi ve cemaatler içinde bir işaret olmuştur, bir yol gösterici olmuştur, bir örnek teşkil etmiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Süheyb İbni Sinan Er-Rumi'den bize naklonundan ve Müslim'de geçen hadisi şerif aynen şöyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki
sizden önceki kavimlerde zalim bir kral ve sihirbazı vardı. Bu zalim kral ve sihirbazı o halka zulmediyorlardı. Bir gün geldi ki sihirbaz krala çıkıp, "Ey kral, ben artık yaşlandım. Yetiştirmek üzere bana bir çocuk ver," diyor. Gulam olarak geçiyor. Gulam aklı yetiyor ama akıl bali de değil. Böyle çocuk ile akıl bali arasında bir yaş. Aklı eriyor. Tam böyle eğitilmek üzere, aklını şekillendirmek üzere olan yaş olarak alimler bu hadisi tanımlıyor. Şöyle düşünelim. Bir çocuk düşünün, aklı ermiyor. Onu eğitmek nedir? Zor olur. Büyük olursa bu kez aklı şekillenmiş olduğundan dolayı onu kendi prensipleri doğrultusunda eğitmek zorlaşır. Onun için bu küfür sistemleri kendi küfürlerini devam ettirebilmek için o ahalinin, halkın çocuklarını daha ergenlik çağına gelmeden, daha akıl bali olmadan önce kendi müfredatları doğrultusunda ne yapıyorlar? Eğiterek kendi sistemlerini onlara güzel gösteriyorlar. Buradan da bu işareti anlayabiliriz. Yani zalim zulmünü devam ettirmek için ve zulmünün devamlı olabilmesi için ne yapması lazım? Kendi ortaya koymuş olduğu ve sürdürmüş olduğu sistemi benimseyen ve o doğrultuda hareket eden ve o sistem için canını, malını ortaya koyan nesiller yetiştirmeye gayret eder. İşte böyle bir nesille yetiştikten sonra kendi kurmuş olduğu sistem devam etmiş olur. Bunun için de istisnasız bütün sistemler çocukları kendi ideolojileri üzerinde ne yaparlar? Yetiştirirler. Ama Müslümanların ne yapması lazım? Müslümanların bu tuzaklara kanmaması ve kendi çocuklarını İslam üzerine yetiştirmeleri lazım. Burada bizim anlayacağımız ders bu. Geçiyoruz. Çocuğu anladık. Kral ülkenin dört tarafına haberciler salıyor ve bütün çocuklar toplanıyor. Bu çocukların arasından da en zeki olan çocuk seçiliyor ve sihirbaza teslim ediliyor. Sihirbaz çocuğa sihir öğretmeye başlıyor. Öğrettiği sihir de illüzyon ya da göz aldatması ya da el çabukluğu denilen birkaç tane numara. İşte ipleri yılan şeklinde gösteriyor. İpleri yere bıraktığı zaman sanki hareket ediyormuş gibi yılana benzeterek, Musa Aleyhisselam'la sihirbazların kıssasında da aynı hikaye geçiyor Kur'an'da, hatırlayacak olursak. Onlar da iplerini atıyorlardı, yılan şekline dönüyordu. Musa Aleyhisselam da Allah'ın izniyle asasını atıyordu. Gerçek yılan oluyor ve bütün o hille hurda ipleri ne yapıyordu? Yutuyordu. O da bu şekilde geçiştirdikten sonra çocuk sihirbaza teslim ediliyor. Sihirbaz çocuğu eğitmeye başlıyor. Tabii sihirbazla
çocuğun evinin arasında biraz mesafe var. Bu mesafeyi kat ederken de çocuk şehrin içine geçiyor, şehrin dışına çıkıyor ve köyde yaşıyor. Köyden her gün yürüyerek sihirbazın evine geliyor. Sihirbazın evinden de yürüyerek köyüne giderken, evine giderken yolda bir takım olaylarla karşılaşıyor. İşte bu olaylardan birisi çocuk giderken yolda bir mağaranın yanında geçerken mağaradan sesler işitiyor. Çocuk mağaradan işittiği sese doğru yönelirken daha önce duymadığı bir takım kelimeler işitiyor. Bu kelimelerde biraz çocukta merak uyandırıyor ve mağaranın kapısına kadar gidiyor. Ve giderken içeride yaşlı bir adamın Allah Celle Celaluhu'ya yalvardığını, yakardığını, onu tesbih ettiğini, ona dua ettiğini duyuyor. Ve tabii çocuk olması hasebiyle meraklı da soruyor, işte sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Necisin? Adam da kendi hayat hikayesini anlatıyor. Ve şu anda mevcut olan zalim kralın babası daha önce Müslüman bir kişiymiş. Bu sihirbaz ve bu zalim kral hile ve desiseyle babasının yerine geçmişler ve halka zulmetmişler. Kendisinin de aslında rahip olduğunu ve kralın zulmünden kaçmak için bu mağaraya sığındığını, kaçmayanların da hepsinin ya dinden döndürüldüğünü ya da öldürüldüğünü çocuğa kısaca anlatıyor. Ve anlattığı şeyler de çocuğun ilgisini çekiyor. Bununla birlikte burada alacağımız ders, bazen zulüm görülen beldelerden kendi dinimizi ve kendi nefsimizi korumak için ya da devamını sağlamak için hicret etmenin lazım geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Ki son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dini gereği gibi yaşayamadıkları için kendi ashabını Habeşistan'a, sonra Medine'ye, sonra kendisi de olmak üzere hicret etmişlerdir. İşte Ashab-ül Kehf'te zalim yöneticiden kaçmak için yaşamış olduğu şehri terk etmişlerdir. İşte bu da hicret de Allah davasının erlerinden, yol işaretlerinden bir yol olduğunu ne yapıyoruz biz? Anlamış oluyoruz. Yeri geldiği zaman Müslümanlar şiddetli bir zulüm ile karşılaştıkları zaman, bir baskı ile karşılaştıkları zaman hicret etmeleri lazım geldiğini biz anlamış oluyoruz. Derken çocuk eve gidiyor. Evden sihirbazın yanına giderken rahibin yanına uğruyor. Rahibin yanından sihirbazın yanına giderken geç kalıyor. Sihirbazdan çocuk azar işitiyor. Eve giderken rahibe uğruyor. Bu sefer evden azar işitiyor. Rahibe durumu anlatıyor. Rahip de diyor ki, ey oğulcum diyor, İşte sen rahibe gittiğin zaman beni evden bırakmadılar. Sihirbaza gittin, sihirbaza gittiğin zaman beni evden bırakmadılar. Eve gittiğin zaman da sihirbaz beni bırakmadı de diyor. Bu şekilde her iki tarafında zulmünden kendini kurtarmış olursun diyor. Derken çocuk böyle günler geçtikten sonra bir gün şehrin içine geçerken tabi rahibi de dinliyor.
sihirbazı da dinliyor. Aynı anda iki tane ders almış oluyor diyelim farz-ı misal. Rahipten İslami öğretileri, sihirbazdan şeytani öğretileri öğreniyor ve yolda giderken bir bakıyor ki yolu kapatan bir canavar görüyor. Ve çocuk kendi kendine diyor ki artık diyor benim kendi bilgilerimi sınama zamanım geldi. Eğer ki rahip haklıysa attığım bu taşla bu canavar ölsün. Bu halk gitsin. Eğer ki sihirbaz haklıysa çıkardığım bu iplerle bu canavar korksun, kaçsın. Bunu sınamanın tam zamanıdır diyor ve çıkarıyor cebindeki sihirbazın öğretmiş olduğu ipleri atıyor. Tabi canavar rivayetlerde ne mahluk olduğu geçmiyor da. Diyelim ki aslan olur ya da çok delirmiş bir deve olur. Yani rivayetlerde farklı farklı isimler koyuyorlar. Bu hayvanın ne olacağına dair canavar diyorlar. En doğrusu öyle diyelim biz de. İşte halkın geçmesine engel olan, yolu kapatmış olan, halkın hayatını tehlikeye sokan bir varlık diyelim. Tabii şimdi insan olmadığı için o varlık, hayvan neyse, iplerden, illüzyondan, sihirden pek etkilenmiyor. İpleri atıyor. O canavar da bir tık olmuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bu sefer diyor ki, demek ki bu sihirbazın öğrettiği şeyler hepsi boş şeyler. Bir de diyor, rahibin bana öğrettiği Allah'ın adıyla diyerek bu taşları atayım bu canavara. Bakalım ne olacak? Taşı yerden alıyor. Rahibin Rabbi adına diyerek yani bizim Bismillah dediğimiz gibi Allah'ın adıyla dediğimiz gibi o da rahibin Rabbinin adıyla diyerek taşı atıyor canavara. Canavar ölüyor. Ve tabi bu halk arasında çok kabul gören bir durum olmuş oluyor. Halkın bu sevgisini kazanmış oluyor çocuğun bu hareketi. Çocuk ne yapıyor? Artık rahibin söylediklerinin gerçek olduğunu akletmeye başlıyor. Sihirbazın da söylediği şeylerin boş sözler olduğunu, hile ve desiseden olduğunu, yalan, abartma, kabartma olduğunu artık iyice inanıyor. Ama tabi bunu bir müddet daha devam ettiriyor ve rahibin yanına gidiyor. Giderken rahibe durumu anlatıyor. Rahip de bu durumu duyduktan sonra çocuğa diyor ki, ey oğulcum diyor. Sen sınanacaksın diyor. Eğer ki diyor seni alıkoyarlarsa benim adımı verme. Şimdi değerli kardeşlerim, sünnetullah'ta bir kural vardır. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı şiddetli işkencelere maruz kaldığı zaman geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bu sıkıntılar bizi yıldırdı. Allah'a dua etsen de biz bu sıkıntılardan kurtulsak diye şikayete bulunuyorlar.
Ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiği zaman biliyoruz ki şakağındaki alın çatısındaki damarın kabardığını ve o şekilde hiddetlenerek ayağa kalkıyor ve sizden önceki ümmetlerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle şeyler yaşadı ki kızgın kumlara yatırıldılar ve etleri kemiklerinden demir taraklarla tarandı da onlar bu davadan vazgeçmediler diye onlara tabi böyle öfkeli bir nasihatte bulunuyor ya da diyelim ki uyarıyor, azarlıyor. İşte rahip de çocuğun başına gelen bu hali kurade, yani olağanüstü dilimizde diyeceğimiz, normalde herkesin gösteremeyeceği, İslam literatüründe ise keramet dediğimiz, hak olan ehl-i sünnet vel cemaate göre keramet vardır. Ancak sahibini bağlar. Yani kerameti biz inkar etmiyoruz. İşte çocuğun göstermiş olduğu bu keramet karşısında rahip çocukta bir ilerlemenin olduğunu anlıyor ve bilgi ve tecrübesine dayanarak onun sınanacağını, bu sınanma esnasında kendi adını vermemesini öğütlüyor. Derken çocuktaki gelişmeler iyi yönde artıyor. Çocuk körleri Allah'ın izniyle iyileştiriyor. Alaca hastalığı olanları iyileştiriyor. Derken namı duyuluyor. Bütün ülke tarafından halk çocuğu seviyor, sempati besliyor. İyi ahlaklı, insanlara faydalı derken kralın, bu zalim olan kralın bir de müsteşarı vardır. Bu müsteşar da kör oluyor. Yani gözleri kapanıyor. Tabi bu çocuğun böyle iyileştirme haberlerini de işittikten sonra döne dolaşa çocuğun yanına kadar varıyor. Varıyor ve çocuğa şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, sen benim gözlerimi açarsan, işte sana şu kadar şu kadar şu kadar hediyeler getirdim. İşte şu kadar miktar altın neyse ödül vereceğim diyor. Çocuk da kendisinin iyileştirme gücünün olmadığını, ancak şifayı verenin Allah Celle Celaluhu'nun olduğunu ve kendisinin sadece dua ettiğini söylüyor. Bunun karşısında dua ediyor ve zalim kralın müsteşarı da Allah'ın izniyle görmeyen gözleri görür hale geliyor. Müsteşar bu durum karşısında Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyor ve kralın huzuruna çıkıyor. Kralın huzuruna çıktığı zaman tabi şu ana kadarki gelişmeler, diyelim ki sıradan bir halkın gözünü iyileştirmiş Allah'ın izniyle, alaca hastalığını düzeltmiş, öyle sıradan insanlar olduğu için pek göze batmıyor. Ama kralın müsteşarı olunca durum hemen fark ediliyor. Müsteşar gidiyor kralın yanına. Kör olan adam bir anda kral onu görür olarak, gözlerini açılmış olarak görüyor ve şaşırıyor. Sana ne oldu diyor böyle. Sen hani kördün? İşte gözlerin görmüyordu senin. Bu nasıl oldu diyor. Kralın müsteşarı da diyor ki,
Bu diyor, gözlerimi açan senin ve benim Rabbim olan Allah tarafından olmuştur diyor. Kral bu kelimeleri duyunca iyice hiddetleniyor. Diyor ki, bunu kim yaptı diyor. Müsteşar tabi çocuğu ele vermek istemiyor. Kral işkence yapıyor müsteşara derken çocuğun ismini veriyor. Getiriyor çocuğu. Hadis-i şerif aynen devam ediyor değerli Müslümanlar. Bu anlatılan hikaye değil. Gerçek olmuş bir olay. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ve aynı hadise Buruç suresinde de geçiyor. Dolayısıyla bu hikayeyi biz gerçek olmuş şekliyle inanmamız lazım. Aksi takdirde sünneti ve ayetleri inkar etmiş olabiliriz. Tabi rivayetler kitaplarda belki bir kelime aşağı, yukarı, eksik, fazla olabilse de olay yaşanmış. Zalim bir kral var, halkına zulmeden ve karşısında bir çocuk ve çocuğa Allah Celle Celaluhu tarafından vahyediliyor ve keramet sahibi derken işte konuyu daha fazla dağıtmamak için çocuğu alıyorlar. İşkence altında dayanamıyor ve çocuğun ismini söylüyor. Kral hile yapıyor. Çocuğa diyor ki hani onu korkutmak istemiyor. Vay oğulcum diyor. Sen nerelerdesin diyor. Sen sihirbaz diyor sana ne güzel şeyler öğretmiş diyor. Sen diyor körleri de iyileştirmeye başlamışsın diyor. Alaca hastalığı olan hastaları da diyor sen iyileştirmeye başlamışsın. Kral sinsi kendince öyle yapıyor ki çocuk bir an kansın. Yapılan işin sihir olduğunu varsaysın. Bu da ne yapsın? Kralın şanına şan katsın. Ya da sihirbaz burada payı alsın. Dolayısıyla yapılan işler kralın sihirbazına mal edildi mi? Krala da mal olmuş oluyor. Burada kral bir zarar etmemiş oluyor. Kral daha da bir gücünü artırmış olacak. Ancak çocuk bu hilelere kanmıyor. Ve diyor ki hayır diyor. Bu benim yaptığım kesinlikle sihir değil, ancak Allah Celle Celaluhu'nun iyileştirmesidir, şifayı Allah verir. Ben sadece Allah adına dua ediyorum diyor. Derken kral bakıyor ki çocuğu kandıramıyor, o zaman diyor sana bunları kim öğretti diyor. Bana onu söyle, çocuk söylemiyor. Derken müsteşara yapılan işkenceler çocuğa da yapılıyor. Çocuk da dayanamıyor ve rahibin adını söylüyor. Yani bizim dilimizle rahibi ispiyonlamış oluyor. Ama baskı, ama işkence gidiyorlar, rahibi getiriyorlar. Günümüzde de öyle ya. İşte adamın birisini yakalıyorlar bir cemaatten, bir gruptan, İslami bir gruptan. Ondan sonra işkenceyle, senelerce hapislerde yatırmakla ne yapıyorlar? Dışarıdaki elemanları bu şekliyle toplamaya çalışıyorlar. Derken rahibi yakalıyorlar ve getiriyorlar. Rahip ve müsteşar ve çocuk.
üçünü bağlıyorlar. Çocuğa diyorlar ki sen bu işten vazgeç. Çünkü sihirbaz diyor ki eğer ki çocuk bu işten kendi rızasıyla vazgeçerse halk o işin boş olduğunu, Allah inancının yersiz olduğunu anlayacak ve tekrar sana dönecekler. Ama çocuk vazgeçmezse halk çocuğu seviyor. Çocuk halk arasında sevilen birisi olduğu için bunu biz ortadan kaldırırsak halk galeyana gelir. Dolayısıyla çocuğun Rabbine iman ederler. Kral da bunu bildiği için çocuğu dininden döndürmeye çalışıyor. Bunu yapmak için de önce müsteşarı direğe bağlıyor, çocuk ve rahibin gözü önünde. Müsteşara dininden dön diyor. Müsteşar yapılan bütün işkencelere rağmen dininden dönmüyor. Müsteşarın kafasının tam ortasına demir bir testere koyuyorlar. Ve bu testereyi müsteşarın kafasından aşağı doğru çeke 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 kafası yan tarafa düşüyor, ikiye bölünüyor. Rahip ve çocuk bunu görüyor. Onların da zaten maksadı, amaçları bu. Çocuk ve rahibi korkutup dinlerinden döndürmek. Ancak rahip de çocuk da dinlerinden dönmüyor. Bu kez rahibi ele alıyorlar. Rahibe işkenceyi artırıyorlar. Rahibe dininden dönmesini, inancını terk etmesini istiyorlar. Derken rahip de dönmüyor. Rahibin de kafasına testereyi koyuyorlar ve kafatasını ikiye bölüyorlar çocuğun gözünün önünde. Ve çocuğu tehdit ediyorlar. Çocuk hiçbir şekilde inancından taviz vermiyor. Taviz vermediği için tabi çocuk halk arasında seviliyor. Halka faydası dokunan kerametleri halk tarafından görülmüş. Galyana gelir diye ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz iyisi mi bu çocuğu bir hile ve desiseyle ne yapalım? Ortadan kaldıralım. Kaldırdıktan sonra ne yapacağız? Halka bir bahane uydururuz. Çocuğu kral veriyor askerlerin emrine ve bunu götürün yüksek bir dağdan aşağı atın diyor. Halk da tabii çocuğun yakalandığını biliyor. Sarayın kapısına yığılıyor. Diyorlar ki işte çocuğu verin bize. Çocuğa günümüzdeki tabirle özgürlük. Kral da kapıya çıkıyor ve diyor ki çocuk diyor mahiyetiyle birlikte dağ gezintisine çıkmış diyor. Bunu tabii kralın müsteşarları bu aklı ona veriyor. Diyor ki çocuğu gönderelim dağda gezerken diyelim ki dağdan düştü, öldü. Halk da ne yapacak? Bir iki ağlayacak. Ondan sonra inanacak, ikna olacak. Yapacağı bir şey yok. Bu şekilde düşünerek çocuğu askerlerle birlikte dağa gönderiyor. Tabi bu dağa giderken çocuk dağın tepesine çıkıncaya kadar bu askerlere tebliğ ediyor. Yani emri bil maruf nehyenil münker yapıyor. Bu da bizim için bir işarettir. En zor zamanlarda bile bize işkence yapsalar dahi bizim onlara hakkı anlatmamız lazım. Ola ki bizim vesilemizle Allah Celle Celaluhu bunlara hidayet verir. Tabi Allah Celle Celaluhu hidayet verdi mi bütün dünya bir araya gelse onu dininden döndüremez. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun
mühürlemiş olduğu, kapatmış olduğu bir kalbi de hiçbir şey açamaz. Hani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası iman etmediği için çok üzülüyor ve bu üzüntüsünü de Allah Celle Celaluhu ayette haber veriyor. Sen ne kadar üzülsen de hidayeti verici sen değilsin. Onun için değerli kardeşlerim, kıssadan hisse, yeri gelmişken şöyle küçük bir parantez, bize düşen sadece bildiğimiz hakikatleri insanlara anlatmak. Hidayeti Allah verir, vermez, o Allah Celle Celaluhu'nun bileceği bir şeydir. Kabul etmiyorlar mı? Bizim vazifemiz değil ki. Biz ikna etmekle yükümlü değiliz. Biz sadece bildiğimiz Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarını insanlara anlatırız. Kabul ederler, etmezler, kendileri bilir. Onun için evet, insan gerçekten üzülüyor. Baktığı zaman Allah Celle Celaluhu ayaklarımızı kaydırmasın. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri kendi katından bize hidayeti verdikten sonra bize ve ehlimize kendi katından ayaklarımızı sabit kılsın ve o hal üzere bizi kendi katına alsın diye çok dua etmek lazım. Yoksa biz iman ettik demekle kurtulamayız. Başımıza bin bir türlü hal gelir. Allah Celle Celaluhu sabrımızı artırsın. قالوا ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Musa Aleyhisselam'ın duası. En zor zamanlarda ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yolun üzerine sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Gerçekten değerli Müslümanlar, bugün 28 Kasım 2015, belki dünya kurulalı beri Müslümanlar hiç bu kadar büyük çapta zulüm ve eziyet görmemişlerdir. Global kelimesini kullanırsak yerinde olur. Dünya çapındaki bütün Müslümanlar zulüm, baskı, işkence altındalar. Kimisi bombalar altında, misket bombaları, kimisi işkencelerde, hapishanelerde, kimisi dışarı çıkamıyor. Adam Müslüman olduğu için baskı ve eziyet görüyor. Hem de kendilerine Müslüman diyen insanlar tarafından da. İşin en acı tarafı bu. Hani kafirleri biz anladık. Onlar küfürlerini alabildiğince yapıyorlar. Ama kendilerine Müslüman diyen ülkeleri ve ülke liderlerini de kendi yanlarına alarak Müslüman coğrafyasından kan ve barut kokusunu eksik etmiyorlar. İşte günümüzdeki Müslümanların çekmiş olduğu bu işkenceleri insanlık tarihi boyunca bizden önceki nesillerde de Müslümanlar yine böyle eziyetler çekmişlerdir. Müslümanlar inançlarından caydırılması için, Müslümanları kendi dininden çevirmek için kalmadı arenalarda aslanları atmışlar. Olmadı hendekler kazıyarak ateşe atmışlar. Kızgın kumlara yatırılıp başına kayalar dökmüşler. Olmadı günlerce aç bırakılmışlar, zindanlara tıkılmışlar. İşte bu hak ile batıl mücadelesi. Bu yola giren insanların bunları göğüsleyerek, bunları bilerek bu yola çıkması lazım.
Aksi takdirde yolun yarısından terk ettiğin zaman ya da yolun sonunda da olsa bitirdiğin zaman imtihanı kaybetmiş oluruz. Allah Celle Celaluhu bizi kendi nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah Celle Celaluhu kaldıramayacağımız yükü bizlere yüklemesin. Evet değerli kardeşlerim, çocuğun hikayesine dönecek olursak, işte emri bil maruf nehyenil münkerden bahsediyorduk. Onlar çocuğu öldürmeye götürüyor, dağdan atmaya götürüyor. Sert tabiatlı, katı kalpli gardiyanlar, çocuk ise bunlara tebliğ ediyor. Derken dağın tepesine kadar gidiyorlar. En üstüne çocuk anlıyor ki bunlar onu dağdan atacaklar. Allah Celle Celaluhu'ya yalvarıyor, dua ediyor. Ve ya Rabbi sen beni bunlardan dilediğin bir şekilde kurtar diyor. Allah Celle Celaluhu da hani biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah-u Teala bir kimseye zarar dilemediği zaman bütün dünya bir araya gelse ona zarar dokunmaz. Ona zarar veremezler. Allah Celle Celaluhu bir kimse için de bir zararı murad etmişse bütün dünya bir araya gelse o zararı ondan savamazlar. Bu aynı zamanda Esma-ül Hüsna'da olan Allah Celle Celaluhu'nun iki güzel ismidir. El-Mani, En-Nafi. İsmi celilelerin de şumuluna giriyor. Evet, değerli kardeşlerim. Çocuk Allah Celle Celaluhu'ya böyle dua ettikten sonra bir fırtına çıkıyor, bir sis iniyor, dağ titriyor, bir deprem oluyor. Çocuk hariç yanındaki bütün askerler, işte o gardiyanlar, onu atmaya götürenler hepsi dağdan düşüp ölüyor. Çocuk Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan tekrar kralın huzuruna çıkıyor. Tabii kral çocuğu görünce şaşırıyor ve yine bir hinlik peşinde. Yine hayretini gizlemeye çalışıyor ve diyor ki ey oğulcum diyor. Seninle birlikte dağa gezmeye giden arkadaşlarına ne oldu diyor. Dese ki seni atmaya giden gardiyanlara ne oldu ya da seni öldürmeye giden gardiyanlara ne oldu dese halk uyanacak. Çünkü bu haber, haber durmuyor. Bir kişinin bildiği sırdır. İki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar. O dostuna söyler, bu dostuna söyler, o dostuna söyler derken herkes duyar. Kral öyle dese, oradaki askerlerden birisi kendi akrabasına dese, en yakınına o da halka söylese yayılır ve kralın çocuğu öldürdüğü, öldürtmeye gönderdiği anlaşılır. Bu da kralın işine gelmez. Onun için kral böyle bir yöntem deniyor. Yine bir sinsilik, yine bir hinlik peşinde. Ve çocuğa diyor ki ey oğulcum diyor seninle birlikte dağa gidenlere ne oldu diyor. Çocuk da gayet mağrur, sakin diyor ki Allah Celle Celaluhu diyor onları dilediği şekilde cezalandırdı diyor. Ve kralı tekrar bir olan Allah'a çağırıyor. Kral bu sefer de ne yapalım, ne edelim de bu çocuktan kurtulalım derken diyor ki o müsteşarlardan birisi işte bunu deniz yolculuğuna çıkaralım.
gemiye bindirelim, giderken de ayağına taş bağlayalım ve denize atalım. Bu boğulur gider. Halka da biz deriz ki bu denize giderken fırtına çıktı. Denizde boğuldu. Millet de bize inanır. Bir iki gün belki ah ah vah vah ederlerse ne diyor. Ondan sonra ne yaparlar diyor. İnanırlar. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Çocuğu bu sefer deniz yolculuğuna çıkarmak üzere yine askerlerin arasına vererek, katarak gönderiyorlar. Halkın gözünden uzaklaştıktan sonra çocuğu geminin direğine bağlıyorlar. Hani yelkenliler olur, ortada en büyük direk olur. Ondan sonra ona yelkenler bağlanır. O yelkenli rüzgarın yardımıyla denizde yol alır. İşte o sağlam olan direğe çocuğu bağlıyorlar. Ve gidiyorlar. Derken yine dağdaki olay tekrarlanıyor. Çocuk onlara dini tebliğ ediyor. Onlar çocuğun dönmesi için elinden geleni yapıyor. İşte gel sen bu davadan vazgeç. Bak biz seni öldürürüz, atarız denize. Seni kimse bulamaz. Gel bu davadan vazgeç. Derken onlar çocuğu ikna edemiyor. Tabii çocuk dininden dönmüyor. Bunlar da Allah'a iman etmiyorlar. Çocuk anlıyor ki bunlar yine çocuğu öldürecekler. Ve çocuğa diyor ki çocuk Allah Celle Celaluhu'ya yalvarıyor ve diyor ki Ya Rabbi diyor beni bu zalimlerden dilediğin şekliyle kurtar. Allah Celle Celaluhu çocuğun duasına icabet ediyor ve denizde bir fırtına çıkıyor. Koskoca gemi dalgalara mağlup oluyor. Çocuğu bağladıkları direk kırılıyor. Çocuğa sal oluyor ve çocuğu karaya atıyor. Çocuğun haricindeki bütün askerler ölüyor. Allah dilerse mıhı mısmar yapar. Mıhı mısmar yapar tabiri halk arasında yaygın olan bir hikayedir. Onu da kısaca şöyle değinelim inşallah. Yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Allah rahmet etsin Cemalettin Hoca anlatıyordu bu hikayeyi. Bir zaman zalim bir kral varmış yine. Bu krallar da hep böyle zalim, zulümle payidar olmaya çalışıyorlar. Tabi bunlar ellerine gücü aldığı zaman, güç ilahi yolda kullanılmadığı zaman çok tehlikeli oluyor. Heva ve hevese göre gittiğin zaman da bunun ardı arkası kesilmiyor, sınırı da olmuyor. İşte bu zalim kral ne yapıyor? Bir tane marangoz varmış, demirci varmış. Demircinin karısına göz koymuş. Zalim kral demirciye dese ki karıyı boşa ben alayım olmaz. Halk arasında tabi itibarı da var. Ne yapalım diyor. Bu demirciyi ortada kaldıracak bir oyun düşünmemiz lazım diyor. Diyelim ki demirci kaç tane mıh yapabilir? İşte diyelim ki bir gecede yani 200 tane, 300 tane mıh yapsın. Kral buna diyor ki, işte sen 1000 tane mıh yapacaksın. Ve sana bir gece süre veriyorum. Sabaha 1000 tane mıhı isterim. E tabi, aman kralım, ben 1000 tane mıhı nasıl yaparım? En fazla 200 tane, 300 tane yaparım dediyse de, kral onu öldürmek istiyor ya, hayır diyor, illa ki sen 1000 tane mıh yapacaksın. Yoksa kelleni koparırım diyor.
Derken adam çok kötü, zaten nasıl olsa yapamayacak, morali bozuk bir şekilde başı önünde eve gidiyor. Hanımı kapıyı açıyor. Hayrola bey diyor. Ne oldu sana, böyle süratin düşmüş? Yüzünden düşen bin parça diyor. Sorma hatun diyor. Başıma bir hal geldi ki diyor. Ne oldu söyle diyor. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Diyor vallahi hatun diyor. Ne sen sor ne ben söyleyeyim diyor. İşte durum şöyleyken böyle. Kral geldi. Benden sabaha kadar bin tane mıh istedi diyor. Ben de bin tane mıh nasıl olsa yapamayacağım. Sabah da benim kellemi vuracaklar. Kadın da imanlı bir kadın. Akıllı. Demiş ki, bey demiş, sen hiç merak etme demiş. Mıhı mışmar yapan Allah var demiş. Mıh çivinin küçüğü. Yani çivinin biraz daha büyüğü. Mışmar ise tabuta çakılan çivi diyelim. Yani anlayacağımız dille. Hani sen çiviyi ağaca çakıyorsun, işte mobilya yapıyorsun. Ondan sonra tabuta çaktığın zaman o çivilerin bir boyutu değişiyor, bir de ismi değişiyor. İşte tabutu çakan çivilere mışmar denir. İşte kadın diyor ki bey diyor sen yat diyor, boş ver diyor, sen tasalanma diyor. Mıhı mışmar yapan Allah var diyor. Derken bunlar yatıyorlar, sabah ezanında bir bakıyorlar ki sela okunuyor. İşte isim zikredilirken zalim kral ölmüş. Tabi demirci seviniyor, hanımı da diyor ki ey bey diyor ben sana demedim mi? Mıhı mışmar yapan Allah var diye. Derken işte bunlar da çocuğu bağlıyorlar o direğe. Sözüm ona, çocuk kıskıvrak bağlanmış. Direk en sağlam. Onu oraya bağlamışlar ki bir tarafa kaçmasın. Allah Celle Celaluhu o direği o çocuğa sal yapıyor ve çocuğun kurtulmasına sebep kılıyor. Onun için bizim Allah Celle Celaluhu'nun yapacakları ve yaptıkları ve gücü ve bilgisi karşısında aciz olduğumuz apaçık ortadadır. Allah Celle Celaluhu dilediğine hesapsız yardım eder. Allah Celle Celaluhu bizim hayır gördüğümüz şeylerde şer olur, biz fark edemeyiz. Bizim şer gördüğümüz olaylarda hayır olur, biz yine fark edemeyiz, bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu bilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemu. Ben bilirim diyor Allah Celle Celaluhu, siz bilemezsiniz. Onun için biz ne yapacağız? Doğru bildiğimizi millim taviz vermeden Allah'ın yolunda devam edeceğiz. Biz bugünümüzün, bu saatimizin, bu dakikamızın sahibiyiz. Yarın bizim başımıza ne gelir, gelecekte ne olacak biz bilemiyoruz. Sadece biz tedbirlerimizi alırız, Allah Celle Celaluhu'ya ondan sonra tevekkül ederiz. Yine çocuğun hikayesine dönecek olursak, çocuk yine geliyor kralın sarayına. E tabi şimdi bir de olayın şu tarafına bakalım. Yani hangimiz kralın bu zulmünü, bu işkencesini, bu baskılarını gördükten sonra bir daha oraya kendi ayağımızla gideriz? Kralın müsteşarı, rahip, çocuğun gözü önünde işkenceyle öldürülmüş. Çocuk dağdan atılmaya götürülmüş. Allah onu kurtarmış.
Çocuk denizde boğulmaya götürülmüş. Allah kurtarmış. Buna rağmen çocuk yine saraya gidiyor. Onu saraya gönderen güç var değerli kardeşler. İnanç var. Samimiyet var. Yakin iman var. İşte dava adamı davada samimi olduğu zaman, inançlı olduğu zaman, inandığı zaman Allah'ın yardımı o zaman gelir. Bir menfaat için bir davada olduğu zaman, desinler diye bir davaya bağlandığı zaman ya da inanmadığı halde bir davanın içinde yol aldığı zaman bu dünyalık menfaatler bir gün gelir çatışır. Çakıştığı zaman ilk bıraktığı dava olmuş olur. Davayı bıraktığı zamanla kendi kabahatini üstlenmez. Bir de su yüzüne çıkmaya çalışır. Adam davadan ayrılır. Senelerce davaya hizmet etmiş. Davadan ayrılırken davayı kötüler. 40 dereden su getirir. İpin üstüne un serer. De ki ben nefsime uydum. Ben yapamadım. Bana ağır geldi. Allah beni affetsin. Sadece kendini kına. Kendi nefsini kına. Hayır, ne yapıyor? Bütün cemaati kötülüyor sırf kendisini temize çıkarmak için. Bütün cemaati lanetliyor sırf kendi nefsini temizlemek için. Sırf kendisi dayanamadığı için imtihanı kaybediyor. Hani Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya, ben sizi imtihan edeceğim, bir daha imtihan edeceğim ki aranızdaki mücahitler ortaya çıksın diye. Allah-u Teala bir imtihan ediyor, daha birinci imtihanda kaybediyorsun. Kendin taşıyamamışsın, imtihanı kaybetmişsin. Kendini kurtarmak için bütün cemaati kötülüyorsun. Bütün dava arkadaşlarını kaybediyorsun. Hani Necip Fazıl diyor ya bir sözünde, yola çıktığın arkadaşlarını yolda karşılaştıklarınla değiştirirsen yolunu şaşırırsın. Onun için yola çıktığın arkadaşlarını iyi seçmen lazım. Bir adamın zaten karakterini öğrenmek için ya onunla ticaret yapacaksın ya da yola çıkacaksın. O zaman onun bütün arızalarını görürsün. Evet, çocuk da yola çıkmış. Bütün bu badireleri, imtihanları Allah'ın yardımıyla atlatmış. Mevlam Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi de kaldırabileceğimiz imtihanlarla sınasın inşallah Teala. Kaldıramayacağımız yükleri Allah Celle Celaluhu bize yüklemesin. Geliyor kralın huzuruna. Kral şaşırıyor. Yine sinsi sinsi. Ey oğulcum diyor. Senin arkadaşların nerede diyor. Çocuk da diyor ki o zalimleri diyor Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde öldürdü diyor. Beni onlardan kurtardı diyor. Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde beni onlardan kurtardı. Kral çaresiz kalıyor. Elbette ki çaresiz kalacak. Allah Celle Celaluhu el-azizdir. Manası, karşıdaki düşman ne kadar güçlü olursa olsun,
sayı bakımından ne kadar üstün olursa olsun, mühimmatı ne kadar çok olursa olsun,